Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi dün de Suriye'ydi. Sayın seyirciler, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son duruma dair oldukça çarpıcı mesajlar verdi. Orada Erdoğan olası Münbiç operasyonuyla ilgili hendek kazıyorlarmış, mezarlarını hazırlıyorlar, bize fazla iş bırakmayacaklar dedi. Hendekler kazıyorlarmış, doğru. Mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar, anlaşılan o. Mesajı net verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şayet barış istiyorsan, şayet güvenlik istiyorsan, şayet huzur, esenlik, hürriyet istiyorsan savaşa hazır olacaksın. Cumhurbaşkanı dün akşam Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Gündeminde Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar vardı. İsim vermeden terör örgütüne arka çıkan Amerika'ya seslendi. Adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun hiç kimsenin vatanımıza göz dikmesine asla izin vermeyeceğiz. Terörle mücadele konseptimizi yeniden ele alarak tehditleri kaynağında tespit edip imha politikasına geçtik. Vatanımızın bekasına, milletimizin can güvenliğine kasteden yapıları artık ülkemiz sınırları içinde karşılamıyor, doğrudan bataklığı kurutacak adımlar atıyoruz. Ve sözü olası Münbiç operasyonuna getirdi Cumhurbaşkanı. Hendek kazıyorlarmış, işimizi kolaylaştırıyorlar dedi. Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi inşallah Münbiç'i de, Aynel Arab'ı da, Tel Abyad'ı da, Suriye'nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız. Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış. Evet, doğru. Mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar, anlaşılan o. Erdoğan sınırlarımızın içinde terörle mücadele operasyonlarına da değindi. Hainler acı sondan kurtulamayacak dedi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde bazı ilçelerimizin sokaklarını işgale yeltenen teröristlerden hala hayatta olanlar bugün saklanacak delik arıyor. Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenerek devletimizi tehdit edenler bugün kaçacak yer bulamıyor. Ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, kime yalvarırlarsa yalvarsınlar, kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklar.